üzüyor. Cafer. Evet. Deccal neden çok yalan söyler? Konumuz bu. Çünkü sütleri bozulmuş, anlatabildim mi? Doğru söyleyin, doğru söylese baş edemez. Ayet. Onlar haramı çok yerler. Ve yalan çok söylerler. Yani Osmanlı soyu bunlarla baş edemediği için Deccal geliyor zaten. Anlatabildim mi? Sizin hakkından imansız gelir hesabı. Hepsi de cennete gidiyor bunların. Yani şimdi akıl var, mantık var. Şimdi ben kötü müyüm ki kardeşim, niye cehenneme gideyim yani? Sen git cehenneme. Değil mi? Yani. Yani Allah demiş cehennemi. İnsanlar taşıyacak, çoğu insanların çoğu cehennemde. Şeytan demiş önce insanlar çoğu cehenneme gidecek. Saptıracağım onları diye Allah da doğru dedin demiş yani, ama Allah da yalan söylüyor demek ki. Yani bir kere Türkiye'den 80 milyon cennet var kesin. Deccal akademisyenleri nasıl kullanır? Akademisyenleri ve imamları, din adamları da. Akademisyenleri nasıl kullanır? Şimdi ben, mesela birisi 4 sene okudu ya. Bunlar fazladan 2 sene okuyor. 6 sene. Ama adam şey gibi geziyor bunlar. Her boku biliyor. Savaş çıkıyor, bunlar yorum yapıyor. Türkiye'ye kanal projesi yapılıyor, bunlar yorum yapıyor. Adamlar anlamada bok yok. Yani Deccal her şeye bunları, halbuki bir bok bildikleri de yok alt üstü bizde. 2 sene okuyorlar, o da torpilli. Yani torpilli dediğim, şimdi mesela üniversiteye gittin ilk. Bir iki sene seni kullandı akademisyen. Diyor ki bu benim şu arkadaşım olur kardeşim, ben bunu akademisyen yapacağım. Yani üniversiteler aslında özel sektördür yani. Alismiş, mülakatmış hikaye. Yani akademisyenlere böyle özel bir oda verirler. Böyle doçent, doktor. Her bokun altından çıkarlar. Bilimsel gelişmeler bilmem ne, o sempozyum, halbuki yaptığı bir bok yok, bir sempozyum yapar, o kadar. Bu, gelelim din adamlarını nasıl kullanır. Din adamlarını da insanları aptallaştırmak için kullanır. Asıl, mesela Nihat Topoğlu, şey gelir böyle. Oraya böyle salak, gerizekalı, böyle eşeklerle cinsel ilişkiye girmiş artık. Ne olduğu belli değil, aptal. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu belli değil. IQ seviyesi 1 olan insanları getirirler. Böyle onlar sıçtıkça sıçar oraya. Saçmaladıkça saçmalarlar. Hocam, hocam, uzayda namaz var mı? Hocam, hocam. Ben gaz çıkardım, abdestim bozuldu mu? Şimdi ben üniversiteye gittim. Bir tane soru sordum. Bana sen salak mısın dedi. Akademisyen, bir daha soru sormadım ben hiç. Şevkimi kırdı benim. Akademisyenlere böyle soru soramazlar. Odasına giden akademisyenin kapıyı tıklar, kapıyı yüzüne kilitler. Sonra akademisyen yapamazsan verdiği projeyi salak, aptal, gerizekalı ver.
Zaten sen projelerde de zaten böyle birbirlerine girsinler. Öğrenci ben kariyerim yapayım. Neyse konumuz akademisyenler. O ince şiltani akademisyenler tuzaklı oyunlarını geçtim. Onu anlatmayacağım. İşte imamları çıkarırlar böyle. Her bok imam bilir. Her bok dinci bilir. Yok biri Allah dostu olur. Biri evliya. Kardeşim Allah dostu falan yoktur. Allah dostu denmez kimse. Senden onun namaz kılıyor bilmem ne diye Allah dostu mu alıyor? Ne kadar saçma ya. Allah kimseye dost edinmez. Allah hiçbir kulu kutsamaz. Peygamberleri de Allah görevini yapmazsa cehenneme atar. Görevini yaparsa sevdikleri, değer verdikleri vardır. Yani mertebe olarak peygamber ama onlar. Yani peygamber bile hata yapıyor 2-3 kere. Allah uyarıyor bizi. Bunlar kim? Gerçek bir din adamı, ben din adamı olduğunu nasıl anlarsınız? Bir soru sorduğunuz zaman der ki sana, sus lan aptal, aç Kur'an oku, geri zekalı, ben neyim der. Ha? Bu adam gerçek İslam alemidir. Mesela Yaşar Nuri Öztürk öyleydi. Tabi onun da bir iki yerde katılmadığım yerleri var ama. Yaşar Nuri Öztürk'ün bir iki katılmadığım yerleri var ama. Şeydi. Çoğu şey doğruydu yani. Böyle aptal aptal konuşturmuyordu kimseyi. Salak salak konuşturmuyordu yani. Ya adam sıçıyor resmen ya. Çıkıyor niye tutup olduğunda. Çocuğun eline mikrofon. Tıpani kalame ve benimcik. Çocuk deccal her şeyi kullanır. Deccal çocuklar da kullanır. Sana ne lan dini imanından. Peygamber demiş ki çocuklarına ondan sonra kime inanacaksınız Allah'a. Olay bitmiş. Siz kimsin ya sen gece gündüz kafamda imam müftim. Evliyayım Allah dostuyum diye geziyorsun emir veriyorsun ya. Ya namaz kıldın mı? Başıma bekçi misin lan senin? Ya namaz kıldın mı?